Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, لَوْتَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَحْتَرْتُ نَارًا. Bu dehşetli bir sözdür bu. Kur'ansız, Kur'an'ı bilmeyen, anlamayan, öğrenmemiş, ne dünyayı, ne hayatı, ne ahireti, ne dünyayı, ne devleti, ne dünyayı bilmeyen, böyle işte kulaktan dolma, kulaktan duyma, ot gibi, sap gibi, çöp gibi adamlar. Farz-ı muhal olmaz ya diyor Ali. Farz-ı muhal cennette böyle bir adam, bu cahil, dinini, dünyasını bilmeyen bu adam benim komşum olsa onun şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme giderim diyor. وَقْتَرْتُ nara, nar cehennem mi Arapça? Cehennemi ihtiyar ederim, cehennemi seçerim. Cehaletten daha büyük ne olabilir? Bir kimse A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, I, J, K, L, M demekle cehaletten kurtulamaz. Cehaletten kurtulmanın çaresi Kur'an'ı üniversitede okutmaktır. Bunu da ifade edeyim. İşte 70 yıldır Türkiye'de bakın adam yetişmiyor. Adam yetişmiyor, görüyorsunuz yani dünya çapında Nobel ödülü alacak bir tek adayımız dahi 70 yıldır çıktı mı çıkmadı mı siz söyleyin. Çıkmadı, çıkmıyor. Ne tıpta, ne fizikte, ne kimyada, ne biyolojide, ne matematikte Nobel ödülü dünyanın en büyük ilim ödüllerinden birisi. Alacak tek bir aday vallahi cumhuriyet yetiştiremedi. Yetişmiyor, aday yetişmiyor. Ama dünya çapında hırsız yetişiyor. İşte geçen gün mahkemenin birisi sonuçlandı. Alel acele birisi tahliye oldu, birisi içeri girdi. Tahliye olan diyor ki içeriye girene, 33 yaşında genel müdür yapmışlar bir bankanın genel müdürü. Ne kadar tahmin olarak serveti var diyor. 100 milyon dolardan fazla diyor. Vay şerefsiz oldu şerefsiz. 100 milyon dolarlık serveti 33 yaşında nasıl yaptın sen? Bu milletin yetimin, öksüzün, masumun, mazlumun, mahrumun hakkını nasıl sen ye? Demek cumhuriyetin eğitim sistemi adam yetiştiremiyor. Hırsız yetişti. Bütün dünya çalkalanıyor. Türkiye'nin haline bakın. Dünyada en çok hak yenen memleket Türkiye. Dünyada en çok yetimlerin, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yendiği yer vallahi Türkiye. Allah'tan bir şey beklemeyin. Bu kadar zulmün, bu kadar zulümkarlığın, haksızlığın, gaspın, yemenin, içmenin, soymanın, soygun yapmanın vatanı Türkiye olduysa Allah'tan bir şey isteme hakkınız yoktur. Karşılık